Arkadaşlar, Gökova'dan çıkıp tekrardan Akyaka'ya gideceğim. Akçapınar'daydık biliyorsunuz ama Gökova'da sağda, hemen otobanın sağında 3 tane ev gördüm. Hem de hayallerimdeki bungalovlar. Ve burayı çekmek istedim. İçeriye girelim, mimarımız orada. Onu biraz sohbet edelim. Hem de şu arkamda gördüğüm modeli çok sevdim. Tulumu açık, diğerleri kiralanıyormuş. Buradaki köy yaşantısı harika. Ben de istiyorum 50-55 yaşından sonra bu tarz bir evi, bir arsaya kondurup yaşamayı. Çünkü horoz sesini, işte tavuk sesini, ne bileyim diğer hayvanların sesini özlüyorsunuz ya büyük şehirde. Ya da işte ne bileyim ekersin, biçersin, bahçen olur. Bunlar çok tatlı şeyler. Birçoğunuzun böyle bir hayal kurduğunu biliyorum. Onun için bu evleri yakalamışken de içinde mimarımız varken kaçırmayalım diyorum. Hadi gelin. Evet, evet, görünce söyledim zaten, dolular sanırım ama evet. Siz buradasınız, sizinle bir sohbet etmek istedim, bir de evi gezdirmek istiyorum. Kaç metrekare mesela şu an içinde bulunduğumuz bungalov? Bu evimiz 54 metrekaredir, şu oturum metrekaremiz, evet. Bildiğimiz ilk alan. Yukarıda da 34 metrekarelik bir açma katımız var. 22 artı balkonlu normalde, balkon da biz içeriye dahil ettik. Toplamda 34 artı 54, 88 metrekarelik bir kullanımımız var. Peki bu evimizi ne kadar sürede inşa edip koyuyoruz? Biz bu evimizi 1 ila 1,5 ay içinde inşa ediyoruz. İşle alakalı bir yoğunluğumuz olmazsa ama şu an bayağı yoğunuz. Yani hani bugün tamamdır, ben bu evi istiyorum dediğiniz takdirde, evet. Ağustos sonunda ancak teslim edebiliriz. Yaz aylarında biraz daha yoğun o zaman. Evet, şu an Kaş ve Bördübet'te yaptığımız iki evimiz var. Hı hı. Biri bundan daha büyük, biri bununla aynı metrekarede. Onlar bittikten sonra da Olimpos'ta yine bununla aynı metrekarede bir eve başlayacağız. Aa, sırf Gökova değil o zaman, her yerde olabiliyor. Tabii ki, Türkiye'nin şirketimizin her yerde. Adı nasıl geçiyor? Arı Mimarlık olarak geçiyor. Arı Mimarlık. Aynen. Hı hı. Instagram'da da Wooden House. Wooden House, okay. Yine aynen. Peki anahtar teslim şu örnek daire ne kadar? Bu örnek dairemiz 586.000. Anahtar teslim fiyatı. Süper. Tuvaleti, banyosu, mutfak, elektrik, su tesisatı, nakliyesi, montajı, taş duvarı, duvardaki rafları, aydınlatması, görünmeyen şu an mevcut evdeki izolasyonumuz, yalıtımımız. Yani her şeyini yapıp dediğim gibi tabii model, renk, onlar size bağlı değişkenler. Hı hı, tabii hepsi ki. Değişebilir. Doğru, haklısınız. Peki çok teşekkür ederim. Rica kolay ederim. Gelsin. Size de kolay bir ayrıntı olmuş oldu bence. Şahsen ben 50 yaşından sonra çok isterim. Mimara açık bir arsa bulup üstüne bu tarz bir bungalov kondurmayı. Hanımefendi de açıkladı zaten. 580 bin lira. Yani hiçbir şey. Ev fiyatlarını düşünecek olursak İstanbul'da. Dışarıya da gördüğünüz üzere çok tatlı bir işte köpek koymuşlar ve horoz sesi geliyor. Hani ofis, merkez ofis olarak da bir şekilde köy havasını dışarıdaki ambiyansla birlikte bütünleştirmişler. Eğer istiyorsanız ve düşünüyorsanız böylelikle de sizi bir köyde yaşama kavuşturmuş oluruz belki. Hadi ormana doğru devam edelim. Arkadaşlar, Akyaka Orman Kampı'na geldim. Burası ilgimi çekti.
Daha önceden de videomda zaten bahsetmiştim. Burada şimdi 3 tane bölge var. 1 karavanlar için, 2 çadırlar için, 3 taş evler var. Hepsi de ayrı ayrı bölgelendirilmiş. Şurada bir pano var, birlikte bakalım. Evet, büyük çadır bölgesi. Demek ki büyük çadır, küçük çadır diye ayrılmış. Evet, 3 tane küçük çadır, 4 tane küçük çadır, grup çadır bölgesi var. Peki karavan? Karavan için şu an göremedim ama varmış. Kır lokantası var, çocuk oyun alanı var, otopark var ve taş evler varmış. Taş evleri de şu an göremiyorum ama spor alanı ya da basketbol sahası alanı falan varmış. Bunlar çok güzel. Hadi devam edelim. Göreceğiz demek ki içeride. 1 kilometre kadar yürüyoruz. Çok uzun bir yürüyüş yok. Arkadaşlar burada zakkum çiçeğini bilirsiniz bir ara. Hani kansere tedavisi ve faydası var diye. Hani herkes bir zakkum çiçeği bulmaya çalışmıştı. Burada biraz sonra görecekmişiz bu arada. Gişedeki memurdan öğrendim. Bir dolu varmış. Ya işte bu palmiye ağacına bayılıyorum. Bu bebe palmiye tabii ki. Ya palmiye ağacının ayrı bir sempatisi var. Alanya'da da çünkü kendi memleketimde bütün yollar palmiyedir. Ve şu an direkt karşıma küçük çadır bölgesi denk geldi. Ve bir çift kamp yapmışlar. Dönüyorlar anladığım kadarıyla. Biz sağdan devam edelim. Ateş ve mangal yakmayınız diye uyarmışlar. Çok normal. Eğer aracınızı kaydettiriyorsanız ve burada kamp yapıyorsanız 20 km hızla bu alanda aracınızı da kullanabiliyorsunuz. Ben maalesef dışarıda araçtan inmek zorunda kaldım. Çünkü ilk defa geliyorum ve kayıtlı bir araçla gelmedim. Yaşasın karavan buldum. Şurada gördüm bir tane. Bu biraz ufak bir karavan arkadaşlar. Karavanın kası gibi. Umumu açık tuvaletler sanırım orada. Büyük çadır bölgesine geldik. İşte size küçük bir karavan. Salıncaklarını kurmuşlar. Hamak var. Çocukları var belli ki. Çamaşırlarını asmışlar. Ne kadar özgür bir yaşam. Hanımefendi orada çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkıyor. Devam edelim. Bu alanda bir dolu karavan, çadır vesaire görebileceğiz anlaşılan. Burada bayağı ev tarzında bir çadır var arkadaşlar. Arabalarını da önüne çekmişler. Büyük yani, iki tane yan yana. Alan olarak da büyük. Yukarıyı da tendelemişler. Çadırların üstüne ağaçlardan bir şeyler düşmesin diye. Çok mantıklı. Çünkü burada rüzgar oldu mu devamlı o ince şey yapıyor, kozalakların şeyleri düşüyor. Bu arada yerde de bir dolu gördüğünüz üzere kozalak var. Toplasam mı acaba? Bunlardan çok güzel şeyler yapılabiliyor biliyorsunuz. Kozalak toplamazsam olmaz. Bunlardan çok güzel avize yapabiliyorsunuz. Böyle bir işte tekerlek gibi bir şeye iple şey yapıyorsunuz. Bir dekor oluyor yani. Harici de evde de niyeyse ben konsolun oraya buraya hep koyuyorum. Muhteşem bir doğa ve gerçekten insanın bir çadır kurup kalası geliyor. Çok tatlı. Ne güzel, köpeklerini de getirmişler. Yaşam için gerekli her şeyi almışlar. Buralar kapalı, daha sahipleri gelmedi demek ki. Tatile geldiklerinde burayı açacaklar ve onlar da yan taraf gibi yerleşecekler. Ben bunu böyle olduğunu düşünmüyordum ama demek ki ev sisteminde bu da böyle olabiliyormuş. Yani sezon boyunca yerin belli olacak şekilde karavanına istediğin zaman ne zaman tatile çıkacaksan gelebiliyorsun. Açıyorsun, gerekli alışverişlerini yapıp kullanıyorsun. Biraz önce girmediğim küçük çadır bölgesi burası da. Burada daha ufak çadırlar var. Ve bu alanda aşağıya doğru indiğimiz, denizi de gördüğümüz yerde çadır ya da karavan kampı yasak. İnsanlar yürüyerek şuradan yukarı çıkıyorlar. Burada kalanlar da deniz ihtiyacını hemen böyle bir 500 metre kadar aşağıda sanırım. Şuradan patika bir yol var. Düz yola çıkıyor. Oradan görebiliyorlar. Ağaçlarda bu arada çok tatlı. Ormanın içine girer girmez arkadaşlar büyük bir sessizlik oluştu.
Yani sadece kuş seslerini duyuyorum. Acaba tripodu kurup müzik yayınlarım için doğal doğa sesi alsam mı? Çünkü ideal. Ama tam burada değil, biraz ileride çünkü direkt ana giriş kapısı ve binası var. Oradan sesler geliyor. İçeride yapabilirim bu işi. Gelin devam edelim. Şu an çadır kuruyorlar. Bu arada arkadaşlar gök gürlüyor. Yağmur yağacak galiba ya da başka bir yerlere yağmur yağıyor. Bu arada arkadaşlar burada sorduğum zaman burası Albay Koyu'na iniyormuş ve Albay Koyu biraz önce size yukarıdan gösterdiğim mavi akvaryum denize sahip olan koy. Ay inmişken denize mi girsek diyeceğim ama size çekim yaptığım için ay inşallah bu merdivenlerden gitmiyordur. Gelin arkadaşlar patika yoldan biz devam edelim, muhakkak merdivensiz bir yer vardır. Size çekim yaptığım için öyle bir vaktim yok tabi. Burada iki tane koy varmış, şu an ilkine gidiyoruz, mavi akvaryuma. Ya inanmıyorum arkadaşlar, insanlara sordum, mecbur bu merdivenlerden inmek zorundaymışım. Hadi birlikte inelim o zaman. Kurtulamadık. Müziğin sesini duyabiliyorum. Nereden öğrendim? Albay koyu. Konuşamıyorum. İkinci koya, üçüncü koya şu yoldan gidiliyormuş. Ben gidemeyeceğim. Ben iptal oldum. Görüşürüz. Kahve mavi bir şey içelim. Kafeye gidelim hadi. Sokağında rahat meyhaneye geldim. Burada bir iki kadeh şarap içeceğim. Burada gece hayatı en azından Alanya gibi değil arkadaşlar. Bir iki yer var öyle ünlülerin de gittiği ya da bir şeyler içtiği vesaire ve müzik dinlediği bir yer varmış. No 22 mi, No 20 mi ne? Ona gidebilirsek gideceğiz. Ama şimdilik meyhane modu yapıyoruz ve 12'de de bitiyor müzik. Dakikada.